Sevgili Koç burçları, e, öncelikle Koç burçları kesin yargı yargılardan uzak durmak isteyeceksiniz. Çünkü koçların dönemi başladı. Haritanızda eğer bir koç varsa, yani hangi gezegende olursanız olun, Koç burcu ile ilgili döngünüzde eğer koç da doğduysanız, burcunuz koçsa, ay burcunuz koçsa, yükseleniniz koçsa yargılardan uzak durup kendi üretiminize, kendi çevrenize, kendi hikayenize daha çok somutlanacaksınız. İş değişikliği için somut adımlar atacaksınız. Nerede çalışırsınız çalışın. Kamuda olabilir, burcunuz koç olduğu için. Ay burcunuz koç olabilir, kurumsalda çalışıyor olabilirsiniz, globalde çalışıyor olabilirsiniz. Eğer küçük bir yerde bile çalışıyor olsanız işle ilgili büyük değişiklikler veya işle ilgili iş yerinizin büyümesiyle ilgili farklı adresler, lokasyonlar, şehir değişikliği elektriklikleri de kapınıza kadar geliyor. Şimdi madem Mars Koç'ta, Jüpiter Koç'ta tabii ki Koç burcu evli, sevgilisi var, bekar ne fark eder? Koçlar sevilmek istiyor bu ara. İlgi görmek istiyor. Ve dolayısıyla da kalpler konusunda biraz burada e, kıt hani kısıtlı davranmamızın, az kalp vermemizin sebebi de bu. Hatta kalpler bölümü de gelebilir eğer yoksa varsa da bilmiyorum Kayce'ye söyleyelim. Geldi bile. <laughs> geldi bile. Aşk konusunda medeni durumunuz ne olursa olsun burcunuz koçsa ilgi görmek istiyorsunuz. Burcunuzda misafirleriniz ağır. Bir kere şans gezegeni ve kendi burcunuzun yönetici gezegeni Mars var. Bu aslında size diyor ki ben Eşimin ailesine, işte eve, herkese fedakarlık yaptım. Bilmem olur bana ilgi gösterin. Ya da işte ben artık sevgilimin bütün dertlerini dinledim. Şimdi benim dertlerim var. Ben ilgi görmek istiyorum diyen koç burçlarının döngüsünü konuştuktan sonra kariyer ve para konusundaysa cesur davranın. Korkmayın sevgili koçlar. Bakın yönetici gezegeniz 2020 Eylül-Ekim ayına götürüyor sizi. Diyor ki 2020 Eylül ayında sen bak büyük sorunlar yaşadın diyor. Hatırla diyor. Oralardaki kırılmaları nasıl bugüne getirdiysen, çözdüysen burada da adım at diyor. Örneğin 2020'nin koç olup da Eylül'ünde ev aldınız, sattınız. Buralarda tekrar belki bir yatırım yapma fırsatı gelebilir. Oralarda bir sağlıkla ilgili konu yaşadıysanız, bir şeyler ihmal ettiyseniz tekrar buralarda bunları düzenlemek zorunda kalabilirsiniz. Yani koçlar kendine yönelecek. Kariyer ve sağlık konusunu biraz daha atağa geçmesi gerekecek. Peki atağa geçerlerse ne olur? Hı. Bir kere şans gezegenini hamur kabartma Hı. tozuna benzetin. Aklınızda böyle bir tarifle Hı. geleyim size. Hepimizin bildiği şey. Şans gezegenini. Evet, Jüpiter'i hamur kabartma tozuna benzetin. Tamam. Dolayısıyla Koç burcunda ve ilk burçta. Hı. Siz de Koç burcusunuz veya Terazi burcusunuz. Ya sorunu büyütür ya da yapacaklarınızı hmm. büyütür. Şimdi seçim sizin. Ne yapmak istiyorsunuz? Buyurun. Sorunu mu büyüteceksiniz? İşi mi büyüteceksiniz? Yoksa. Yoksa hayatı büyüteceksiniz? Ya da dedikoduları mı büyüteceksiniz? Ya da çevrenizde kendinizle ilgili konuşturacak mısınız? Aynı şeyi terazi için de söylüyorum tabii. Sadece koça söylemiyoruz der. Ve hemen boğaya geçebilirim uzun uzun koçu konuştuktan sonra. Buyurun. Sevgili boğalar ilgi alanlarınıza daha çok vakit ayıracaksınız. Artık astrolojiyle mi ilgileniyorsunuz? Meditasyonla mı mi ilgileniyorsunuz? Tekstille mi ilgileniyorsunuz? El becerileriniz mi yüksek? Nerede çalış çalışırsanız çalışın. Medeni durumunuz da ne olursa olsun. Siz biraz kafanızı boşaltmak için farklı alanlara ilgi duyacaksınız. Ama tabii ki boğalar somut işleri çok sever. Yani örneğin bir konuşmacılık mı daha onun için ilgili yoksa yemek pişirmesi ya da bir kitap yazması mı daha net. O yüzden de somut ürünler çıkaracaksa, somut iş şeyler yapabilecekse buralarda mesleğini ya da hobisini mesleğe çevirebilir. ilgi alanını başarıya götürebilir. O yüzden de boğalar uzun uzun saatlerce konuşacak insanlar değillerdir. Hmm. Yönetici gezegeninde hal hazırda. Venüs bugünlerde burcunda. Onlar aslında destekliyor. Mesela 2021'in başından boyunca biz bu ekranlarda boğaları farkındaysan ağlattık. Üzdük. Yeri geldi boşadık. Kızdırdık. Darılttık. Yapmadığımız hani yaşatmadığı hikaye kalmadı. Zaten ekranlarda da izleyen bütün boğa burçları ne diyor? Yani Zeynep Hanım iyi bir şey söyleyecek mi? gibi böyle bir şey. iki cümlenin arasında Mesela sıkıştırıyor ama 2019'un Mayıs'ından bu yana aslında boğaların hayatında bir devri daim var. Şimdilerde biraz yatıştı hayatları ve bir denge oluştu. Hayat onları bir yere götürüyor ve dolayısıyla da e, ilgi alanları neyse eğer somut bir şeyler yapıyorsa, yani aklınızda ilgi alanınız neyse somut bir şeyler çıkarıyorsanız konuşmadan öte. Yani onu da net söyleyelim, detay verelim burada. Ee, ilgi i̇lgi alanınız, mesleğiniz olabilir der. Ateş dolunayı çevrenizi genişletecek. Yeni insanlarla tanışacaksınız, yeni ortamlara gireceksiniz. Düğün mü, doğum günü mü, çocuğunuz üzerinden mi, bekar mısınız, yalnız mısınız? Artık neredeyseniz sosyal çevreniz genişleyecek. Eğer bir seyahat planlıyorsanız zaten bu venüsünüz burcunuzda olduğu için sizi destekliyor. Yolunuz açık. O yüzden de hani siz şu son bir aydır iniş çıkışlara aldanmayın. Hani bırakayım, biraz durayım, gitmeyeyim yapmayayım gibi bir atalet veya bıkkınlık varsa 4 Haziran'dan sonra zaten gökyüzü değişiyor. Merkür sizin canınızı gerçekten sıktı veya birileriyle küsseniz buralarda özellikle aileyle ilgili artık bunlar da çözülüyor. Bu ayı gökyüzü şöyle bir gevşetiyor, bırakıyor bir sakinlik rutine geçecek diyor Haziran ve Temmuz ayında da zaten Mars'ta burcunuza gelecek. Ve bu dolunayda sizi dediğim gibi ilgi alanlarınıza götürecek, seyahatlere götürecek yani yolculuklar, seyahatler, davetler, organizasyonlarda çok daha aktif olacaksınız. Haziran'da bu olay yerinde durmuyor yalnızlar diyelim. Hı hı. Bekarlar. Hı. Birileriyle tanışacaklar. Birilerine güvenmek isteyecekler. Güvenme ihtimali de artacak bu arada. Yani evren onları bir yerde destekliyor. Günde olmadan neler doğar lafını biz aslında burada boğalara söylüyoruz. Evli boğalar. E, ilişkim evliyimle ilgili sorunlarım var. Tam da bir karar aşamasında E durun çok da büyük karar almayın. Çünkü dengeler değişiyor. Burcunuzda iki tane misafir var. Biri yönetici gezegeniniz Birisi de akıl gezegeni. O yüzden fikirleriniz de değişebilir, duygularınız da değişebilir der. Sevgili boğaların ikili ilişkiler, problemli evliliklerle ilgili bir şans daha vermek istiyor gökyüzü size. Bilginiz olsun der. Kariyerle ilgili ise de eğer bir ortaklı yapınız varsa ve 2016'dan bu yana da o işle ilgili bir istediğinizi alamıyorsanız ve o ortaklık yapının iş yönünü değiştirmek istiyorsunuz durmayın. Gökyüzünde destek çok bu aralar. Bakın ben de hani böyle tatlı tatlı her gün konuşmak istiyorum ama maalesef gezegenler bazen sıkıştırıyor. Hazır bulmuşum dilimden bütün tatlı sözler dökülür Dökülsün. ve dolayısıyla da sevgili bu olarak diyorum ki cesaret et Korkma. Korktuğun şey başına geliyor zaten. Sen toprak burcusun. O yüzden de harekete geç deriz. Aile konusunda küslükleri bitirdik boğalara. Abla, kız kardeş, erkek kardeş, düğüne gitmemek, onun işte doğumunu kutlamadım yanı iletişimle ilgili ailede olan olaylara dahil olmadım, kırgındım diyen boğalar buralardaki e, küslükleri, dargınlıkları bitirip eski defterlerin üstünü çizebilecek hatta büyüklük gösterip geri gelip kendi hoş görecek, geri gelip özür dileyecekler. Böyle tatlı bir dünyaya onu bıraktık. Sevgili ikizler yönetici gezegeniniz özellikle 16 Haziran'dan itibaren burcunuzda tekrar hareket etmeye başlayacak. Aman o gün Türkiye'nin gündemini seyredin siz biz neler konuşuyoruz? Biz neler konuşuluruz? neler konuşuyoruz? Çünkü Türkiye'nin Türkiye'nin ay burcu ikizler. Merkür ikizlere geldiğinde ayınla ilişki kurduğu zaman bizde bir cümmüş başlıyor. Sosyal medyalar, bilgiler, konuşmalar, duygular, Haklar, çocuklar hepsi tekrar konuşulur ki buradan en güzel haberi e, sınava girecek anneler lütfen ekran başında ayrılmasın size sonra söyleyeceğim çok güzel bir bilgi var. Ben de bana bunu da söylemek diyorum e, fırsatı düştü. Dedikten sonra sınav gününü de anlatacağım size. Dedikten sonra sevgili ikizler burçlarına şu son bir aydır yarım kalan konuşmaların hepsi önünüze gelecek. Kimseye de hesap vermeyeceksiniz tabii. Yani öyle bir ikizlerin hesap vermesi nerede görülmüş? Yani şimdi Trump Direkt hesap öyle mı verir? yazıyor yani kaç kimseye vermez. hesap vermeyeceksiniz. Direkt böyle yazıyor. Ama ben çok de biraz net. ekranda kolay olsun istedim. Artık Anlaşılır onlar beni olsun, tanıyor tabii. Zaten. Anlaşılır olsun hani hiç Zeynep bizi yormadı. Verdi bilgiyi gittik. Evde yemek mi yapıyor artık çocuğum hazırlıyor dışarı mı çıkacak? alsın bilgiyi tamam. çünkü Burcu'nu dinlemek istiyor ama sonra tabii sınava girecekler ekrandan ayrılması güzel bir şey söylemek istiyorum ama tekrar hatırlatayım. Kimseye hesap vermeyeceksiniz siz soru trafiğine tutan ortamlardan uzaklaşacaksınız. Hani kaç para maaş alıyorsun, iş misin eşin ne yapıyor, nereden taşımış bu soruların hiçbirini ikizler cevaplamaz arkadaşlar. Ne geçmişteki hatalarını sorularını cevaplar ne de yeni aldığı yeni dünyasına kurarken alacağı kararları anlatır size ee, böyle bir şey söz konusu değil eğer eşiniz ikizlerse çocuğunuz ikizlerse çok sorgulayarak değil de böyle olsa daha iyi olur gibilerinden gitmenizi özellikle tavsiye ederim. Karşıt burcunuzda yaşanacak dolunay ikna kabiliyetinizi artıracak. Yani biz önümüzdeki günlerde elanmaz kafamızı karıştırabilir. Trump da ikizlerde o da kafamızı karıştırabilir. Bunlar bizi manipüle edebilirler. Çünkü dolunay onların 7. evinde gerçekleşecek. Yalnız ikizler burcuysanız eski ilişkilere şans vermeye kalkabilirsiniz. O da sizin maalesef yorar. Bilginiz olsun. Çünkü neden? İkizler geçmişi toparlayarak yeni bir döngüye giremiyor, kuramıyor yani. Varsa yaşıyor. Yani hani görmeyince unutur dediğimiz evet. şey var ya göz görmeyince e, unutur. Öyle bir cümle vardı hatırladınız siz şimdi ben canlı yayın esnasında tabii heyecandan başlayayım. unutabilirim siz de hoş görün. O cümleyi ikizlere söylüyoruz. Bu da vefasız değil ikizler dolu dolu yaşayan bir burçtur onun yanında durursanız sizinle hem arkadaşlık hem dostlukta hem de ilişkide gider. Ama bu aralar en büyük orada uyarımız bu dolunayla birlikte eski ilişkilere şans vermesi onu biraz yoracak. Dedikten, Birkaç tane soru var e, kova kadını ile ilgili ve özellikle de balık burcunun yüzü ne zaman gülecek diye. Ben bu notları alıyorum e, burcunuz geldiği zaman o soruları da ekliyor olacağım. Hepsini her türlü soruyu cevaplayabilirim. Tamam. Her türlü soruyu cevaplayabilirim. Dersimi yıllardır <laughs> yazarak çalışıyorum biliyorsunuz. Evet. Ve geldim yengeçlere. Kardeşinizle ortak çalışmanız artacak. Eğer kardeşiniz yok Yoksa birinci derece akrabanızla bir takım işler yapabilirsiniz. Size bir anda iş teklifi alabilirsiniz. Ya da onun önüne bir fırsat çıkabilir. Sizi bu fırsata dahil etmek isteyebilir ya da ikna edebilir. O yüzden de yengeçler birden fazla iş yapmaları başlıyor. Bir döngüye giriyorlar. Yani hangi yapıda çalışırsanız çalışın. Birinci derece akraba, kardeş ya da işte eş... E, ailesinden kardeş de olabilir bu. Dolayısıyla da bir yeni yapılanma aynı anda iki sektörle ilgilenen hani hafta sonunda çalışan bir burca döneceksiniz gibi duruyor. Eğer çalıştığınız şirket globalse yurt dışından bir anda değişim rüzgarlarıyla birlikte sorumluluğunuz artabilir, yükselebilirsiniz. O hani kaygılı ruhunuzu, gökyüzü toparlamak istiyor ve sizi kariyerde yukarı taşımak istiyor. E, yalnızlık, yengeçlerin maalesef sevdiği de bir şey. Kızmasınlar bana. E, dolayısıyla isterlerse sokağa çıkıyorlar, eve girmiyorlar. İsterlerse yanından kimseyi ayırmıyorlar. Dolayısıyla bu ay biraz böyle eğer birlikteliği olan bir yengeç burcuysanız biraz ilişkinize biraz mesafe koyacaksınız ya da işte mesafe koymayacaksanız da birlikte olduğunuz kişinin seyahati, memleketi, hastası, düğünü artacak diyelim. E siz biraz da uzak ara e, bir ilişkiyi yürüt olabilirsiniz. Eğer evli bir yengeçseniz eşinizin yine temposu artabilir. İşte mesaisi yoğun olabilir. Yine biraz e, ilişkide mesafe oluşabilir derim. Yengeçler bu ara yine hem iş gereği hem e, kendi e, şu pandemi sürecindeki sorumluluklar gereği biraz para harcayacaklar. E, bu ekonomi inat deriz. Aile konusunda ise biraz e, anne ailesi, annenin hassaslığı, annenin duygusallığı, annenin duyguları ön plana çıkabilir. Anne e, ailesindeki anne figürleri anne figürünü yerine koyduğu anneanne olabilir işte kendiniz burada yorumlayın ben işte teyzemi annem gibi severim diyorsanız sevgili yengeçler hadi bakalım onların bir takım konuları evleri hukuksal konuları mirastır haktır buralarda bir takım uğraşlarla aileye daha mesai harcayacağınızı işaret ediyor haziran ayı daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz